Kadir Balık'la Çatkabı bu hafta da her hafta olduğu gibi gerçekten birbirinden değerli konuklarla, konularla sizlerin karşısındayız. Bu hafta benim çok eski dostum gerçekten öyle bir şarkı yaptı ki öyle bir eski şarkıyı cover yapıp kimsenin yapamadığını yaptı. Klipsiz nerelere gitti ona soracağız. Kaç milyonda çok tıklananlar fake dediler, onu yaptılar, şunu yaptılar. Birçok noktada dedi ki hayır fake değil. İşte onun adı Ersan Er. Hoş geldin, hoş safalar abi. Getirdin. Tanrım dedin, hayatımıza girdin. Kurtulamadım ben de Tanrım'a. Abi Tanrım'ı yaptık. Şu anda klipsiz. Official videoda 142 milyon ama genelde baktığın zaman 800 milyonu buluyor. Daha sonra çıkan şarkılarımızda biliyorsun hep o konuda şikayetçiyim biraz. Yaşamam artık 30 milyonu buldu. Her şeyim olduğunu 20 milyona geldi ama herkes dinliyor dönüyor dolaşıyor Tanrım'a. Bir Tanrım'ı durduramadık abi ya. Peki diğer şarkılar frendeler mi yoksa onları gazdalar mı? Yani onları böyle Tanrım tetikliyor mu? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Normalde Yaşamam Artık da aslında en az Tanrım kadar güzel bir şarkı. Güzel bir aranje oldu ama Tanrım'dan tanıdıkları için diğer şarkıları dinliyorlar. Sonra dönüyorlar tekrar. Yok Tanrım'ın yeri ayrı diye. Çünkü herkesin onda değişik bir anısı oldu. Ona klip de çekmedik. Çünkü senden sonra bunu okumayan kalmadı. Senden önce de okumayan kalmadı. 19 yılda 11 kişi okumuştu. Bir ben okumadım herhalde onu. Gel beraber okumadık okuyalım. Peki memnun musun? Şöyle tabii ki şarkının dünya rekoru kırmasını biz de sevinçle karşıladık. Çok memnunuz ama yeni bir sürü şarkımız çıktı biliyorsun. Yıkıl Karşımdan, Aptal Gibi, Ben Sevince Çok Güzel Adam Oluyorum. Biraz o şarkılarımı eziyor. Bir durduramadık. Sevenlerimizin gönlünden o Tanrım'ı bir çıkartamadık. Üstünden bir 4 yıl geçti. Hala herkes Tanrım, Tanrım diyor. Hatta benim de tanımıyorlar yani. Ben şey diyorum yani sen, Ersan Er, Mustafa Topaloğlu, Fatih Bulut. Bu şarkılar, onun şarkıları bilmiyorum. Amerika'da klip çekti mesela Mustafa Topaloğlu'nun. Ve aynı o sevecenliği senin şarkını da yakaladı insanlar. Amerika'da bir Türk, ben bunu biliyorum. İşte Amerika'da bunu dinlettiği zaman o işte o şarkının o sendromu vardır ya. Onu yakalamaz. İşte Almanya'da keza öyle. Japonya'da çünkü ben bunu biliyorum. Japonya'da bile var yani. Peki Japonca hiç çıkartmayı düşünüyor. Vallahi bir ara şey düşündük aslında bunu biriyle bir yine Avrupa'da çok dinlenen bir sanatçıyla düet yapmayı düşündük. Tekrar coverlayıp ama sonra vazgeçtik. Bitti dedim değil mi? Yeter abi artık. Bunun meyvesini herkes yedi dedi. Yani. Evet. Hala da yemeye devam ediyorlar. Peki menajerlik devam Ethem değil mi? Ethem devam, Abidin devam. Evet, Murat devam, sosyal medya. Devam. Yani gerçekten ekibini iyi kurdun. Şimdi bu senelerde işi bilen Ersan Er mi oldun? Yoksa biraz daha iyi niyetli olayını bırakıp da farklı bir Ersan Er mi oldun? Açık mı söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim, açık mı söyleyeyim diye. Sıkıntı yok. Nasıl istiyorsun öyle söyle. Abi öpüle öpüle öğrendik. Öpüle öpüle. Aynen. Bizim sektör benden daha iyi biliyorsun. Çok değişik, karmaşık bir sektör. Önce bazı badireleri atlatıyorsun. Bir sıradan geçiyorsun. Sonra bakıyorsun ki ha bu böyle oluyormuş deyip. Ama bir şey söyleyeceğim. Öpülme deyince insanlar yanlış anlamasın. Kendinden ödün vermedin ama. Yok vermedik. Allah var. Hem sizlerin desteği sayesinde abi hem ekibimizin sahiplenmesi sayesinde. Ödün vermedik ama öğrendik. Bizi de çok zorlayan durumlar oldu. Bizi de çok kırıp bu yarıştan alıkoyan durumlar oldu ama öğrendik. Biz dedik ha bu böyle olmuyormuş, böyle yapılıyormuş deyip tam mutfağına kadar öğrenip yola devam ettik. Öpülme dedin ya, 100 tane delikanlıdan 80 tanesi efeminin olma peşinde. Ne diyorsun buna? Onlar çok mu öpüldü zamanında? Şimdi ben o öpülmeyi o anımda söylemedim abi. Hani bileysin. Şimdi yönetmenim bana diyor oradan bir hareket yaptı da. Hani bileysin. Bunun için ne diyorsun? Allah aşkına. Eskiden mesela şu an çok güzel bir mekandayız. Boğaz'ın gerçekten dibindeyiz. İkinci Boğaz Gömük dibindeyiz. Sevgili Lütfi Sapmaz'a buradan çok teşekkür ederim. Eşine. Çünkü inanılmaz. Çünkü
değişik aplasörde değiş. Bakın burada şimdi mesela böyle bir şöminenin başındayız. Ama şimdi yaktırma seninle şimdi. Bunu yaktırmayı düşünmedim biliyor musun yani? Yanlış anlaşılır diye diyorsun ben, abi. Artık öyle bir şey oldu ki sevgili Yılmaz Duman kardeşim bu mekanın içinde rütük olduğu için o yasak restoran diyeyim ben işte yeni nesil son dönemlerde çok revaçta olan mekanlarda bir olay oldu. Yani Türkiye'de artık bazı şeylerde sanatçı da, oyuncu da, sanatsal da, şarkı da artık çok farklı bir yere gidiyor. Yani insanlar eski şarkıları bir cover yapıyorlar. Maalesef müzik bitiyor Kadir abi. Lafını böldüm. Türkiye'de müzik... Müzik ruhun gıdası değil mi? Müzik ruhun gıdası da Türkiye'de müziği bitiriyorlar. Şöyle bitiriyorlar. Ben hep o konuda serzeniyorum biliyorsun. Bu sahteci bir tayfa var. Şu anda senin iyi müzik yapman, güzel şarkı yapman, gönüllere dokunman önemli değil. Şu anda senin sahte izlemeyle, işte fenomen tayfayla beraber bu şarkıyı trende oturman önemli. Trende oturtursan zaten şarkı bir bakıyorsun, insanlar meraktan bu neymiş diye girdikleri zaman otomatik bir doğal izlenme oluyor. Ama oraya kadar sahteyle getiriyorlar. Ha bunu da biliyorsun isimlerin hepsi bende saklı. İşte hocam sahte diyorsun ya, eskisi gibi rahat sahte hareket edemiyorlar biliyor musun? Ediyorlar abi şu anda. Şimdi şöyle, YouTube bunun açığını kapatıyor ama bu bir sektör biliyorsun. Onlar da dönüyor, başka bir açığını buluyor, yine devam ediyor, bir şey fark etmiyor. Önce sabit bilgisayardan yapıyorlardı. Şimdi daha işte bir ay falan oldu biz öğreneli. Gidiyorlar 100 tane telefon alıyorlar, 100 tane hat alıyorlar. Dönüyorlar mobilden çevirmeye başlıyorlar. Şimdi YouTube sabit IP'den arıyor. Mobil IP'yi yeni keşfettiler. Daha YouTube bunu bilmiyor tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne zaman öğrenecek bunu? Ya bu şey gibi abi. Hackerlar bir açık bulur. Bu işten sorumlu yerler gerekli şeyi kapatır. Açığı kapatır ama bu arada hackerlar yeni açığı bulur. Bu bitmez abi. Ne zaman ki YouTube bu sahte atanları yakaladığı anda kanalı kapatıp şarkıyı kaldırmazsa bu iş böyle devam eder. Hani yaptırımının çok ağır olması lazım. Ya insanlara bir şey söyleyemezsin. İnsanlar bilmiyor. Bakıyor aa diyor şarkı diyor 100 milyon izlenmiş. Burada 5 kişi oturuyoruz soruyorum. Abi sen bu adamın bu şarkısını biliyor musun? Hayır. Sen duydun mu abi? Hayır. Ben duydum mu? Hayır. Bu şarkı şimdi 5 kişi otururken 5'imiz de bilmiyorsak 100 milyon nasıl dinleniyor? Nasıl izleniyor? Türkiye'de 5 milyon olmuş bir şarkı abi patlamıştır. 10 milyon olmuş iyidir. 20-30 milyonlara gelmiş bir şarkı artık klasiklere girmiştir. Hani hesabını kitabını ben yapıyorum. Her türlü hesabını kitabını yapıyorum. 5 milyon şimdi insanlara şeyden az geliyor. Bakıyorsun 400 milyon, bakıyorsun 500 milyon. Ya diyor bu 5 milyon ama buna baksana diyor bu 400 milyon izlenmiş diyor. İşte o fake olan 400 milyon. Zaten birçok noktada işte ilk ondaki sanatçılarda eskiden bakıyorsun 300 milyon, 200 milyon tıklananlar bugün 10 milyonda, 8 milyonda aynen. Kaldılar. Ne oldu? Demek iyi para verip iyi çeviremediler bunu yani kendilerine. Ya da sponsorları çok sağlam yürümedi artık. Yani artık bir yerde patlıyor değil mi Ersan? Patlıyor abi. Yani şimdi 1 milyon izlenmeyi 24 bin liraya mal ediyorlarmış şu andaki durumda. Buna bir kısım like dislike dedikleri ve yorumlarda dahil. Şimdi artık YouTube sadece izlenmeden trende yürütmüyor. Örümcek algoritma diye bir şey var. İzlenmeye bakıyor, like dislike'a bakıyor, yoruma bakıyor. Orantılıysa şeye trendlere sokuyor. Tabii insanlar bunu... Fake'i almıyor mu lastik tak bilmem ne filan dedin ya. İşte fake'i yakalayana kadar bir 6-7 ay geçiyor abi. Zaten o 6-7 ayda da şarkı trende çıktığı için doğal bir izlenme geliyor. Sana geçen ismini de vermiştim hatırlıyorsan. Bir sabah kalkıp da 22 milyon olan, bir hafta 22 milyon olan bir şarkı bir sabah 2,5 milyona düştü. Sonra ortalığı verbereye verdiler işte. Benim hesaplarımla uğraşıyorlar, şöyle yapıyorlar ismini de biliyorsun sen. Hani iyice arsızlığa bulmuşlar artık. Bunlar bu piyasada oldukları sürece ya da YouTube ya da Kültür Bakanlığı bu konuya çok ciddi bir yaptırım getirmediği sürece maalesef ki Türk müziği bitmeye mahkum abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Daha önce sanatçı değildin. İyi bir askerdin. Öyle mi? Komutandın. Öyleydim. Öyleydi derler. Sonra nasıl buraya geldin? Hani ilk başta soracağımı sana doğru söyleyeyim. Şimdi benim aslında 14 yaşında girdiğim askeri okul Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müzisyen sınıfını karşılayan mızık okuluydu.
Ben oradan mezun oldum ama tabii ki önce askersin, sonra branşının gerekliliklerini yerine getiriyorsun. Daha sonraki dönemde de mecbur hizmeti bitirip istifa ettim. Tabii müzik altyapısı olunca döndük bir albüm yaptık. O da sağ olsunlar sevildi. Sanırım çok 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 sevildi. Daha sonraki dönemde, arada kalan boşluk dönemde bize bir 5 yıl mikrofon ve kamera yasağı var istifa ettiğim dönemden sonra. O dönemde de yakın korumalık yaptık biliyorsun abi, birçok ünlünün. Kevin Costner, Paris Hilton, Kerim Abdülcabbar, yerli ve yabancı. Daha sonra da albüm yaptık, öyle. Evet, onlarla hiç şarkıda böyle beraber vokal yapmayı düşündün mü? Onlar bana vokal yapsın Kadir abi. Ben onlara ne vokal yapayım? Hiç teklif ettin mi öyle bir şey? Yok, hiç öyle bir muhabbete girmedim. Zaten müzisyen kısmım hep geri plandaydı, hep saklı plandaydı. Öyle abi. Bu olayda, bu oluşumda en büyük destek Murat Başaran'dı sana. Evet, sevgili Murat abi, albüm döneminde stüdyo aşamasından tut, çıkış aşamasına kadar abi sürekli sağ olsun birebir çok ilgilendi. Stüdyoda gelip giderken hep yanımdaydı, şarkı seçimlerinde hep yanımdaydı. Bir tanrımı kabul ettirmemiştim onlara. Bir ay uğraşmıştık, bu çok arabesk demişlerdi. Tabii kafayı anlatana kadar bir ay bir zaman geçti ama sonra... Bir şey söyleyeceğim, Ersen bu şarkıya inanıyor muydun sen? Tanrım ama. Ben zaten albümde hani ilk patlayacak şarkı bu diyordum. O dönem şey alamamıştık ama, klip iznini alamamıştık. 60 milyon olduktan sonra klip izni geldi. Onda da şey düşündüm abi, hani zaten herkes kafasında kendi klibini çekmiş, kendi acısını çekmiş, ayrılık acısını çekmiş, sevdiğini çekmiş. Ben dedim oraya bir klip çekip koyup da insanların o bilinçaltındaki şeyi bozmayayım istedim. Zaten şarkı biraz da ondan bu kadar yürüdü. Hani ya klipsiz 60 milyon, Madonna'nın bir tane klipsiz şarkısı var 47 milyon. Şimdi hesapladığımız zaman 3 tane Madonna'nın şarkısı ediyor. Kim ne derse desin, sonuçta Madonna'yı dünya dinliyor abi. Bugün ne dedik? Öğretmenler günümüz. Sayın Belediye Başkanımız, Sarıyer Belediye Başkanımız, sevgili abim Şükrü Genç, bu güzel günüyle alakalı radyolara, radyolara verdiği desteğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bakalım şimdi başkanım bu güzel gün için neler söyleyecek efendim. Şimdi radyolarda öğretmenlerin konuşuluyor olması çok güzel. Aynı şekilde öğretmenlere bu desteğin verilmesinden dolayı, öğretmenler konuşuluyor olmasından dolayı çok teşekkür ederim. Bugün çok ulvi bir gün. Bir işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenlik günü. Ve burada yine ondan başlamak lazım bu işe. Niye? Ya savaşın ortasında 1921'de Maarif Kongresi yapıyor. Savaşın ortası, aman diyorlar, paşam ne yaptın diyorlar ya. Nasıl ilgileneceksin, gelemezsin, gidemezsin. En büyük savaşı kazananlar öğretmenler olacak diyor. Biz diyor cephede görevimizi yaparız ama yarının en büyük savaşı öğretmenlerin savaşı olacak. Öğretmenlerin onun için bu kadar önemli. Ve ben hemen bir de konuşmaya başlarken yine gerçekten eğitime, gençlerin, çocukların yetişmesine destek veren ve kaybettiğimiz bütün öğretmenlerimize yad ediyorum. Mekanları cennet olsun ve öncelikle de 2011'de Van'da kaybettiğimiz 75 genç öğretmene depremde. Onların yetiştirdiği, daha doğrusu yetiştiremediği cehaletin elinde kayboldular onlar. Bu ne demek? Öğretmen cahilliğe savaş, cehalete savaş. Dolayısıyla ben öğretmenlere ayrı bir önem mi? Ayrı bir önem mi? Şu anda ben inşaat mühendisiysem ve sonrasında tabii ki halk bize destek verdi. Belediye başkanıysam öğretmenler sayesinde. Ama o gerekli önemi vermemiz gerekir. Veremiyoruz şu anda. 450 bin bilinmeyenlerle 500 binin üstünde atanmamış öğretmenimiz var şu anda. Atanamamış, görev bekleyen. Ve de Anadolu'nun her yerinde öğretmene ihtiyaç var. Bu kadar böyle ihtiyacımız olduğu bu dönemde öğretmenleri değerlendiremememiz, onların desteklerini alamamamız çok acı bir durum. Ben öncelikle bu tür sorunların bütün yöneticiler tarafından, siyasetçi olsun olmasın, anlaşılmasını özellikle istiyorum. Yani diliyorum aynı zamanda. Şimdi öğretmen her yönüyle onların verimliliğini artırmak için, onların özgüvenini de artırmak için emeklerinin değerini bilmek lazım. Onların sorunlarını çözmek lazım.
Bu sadece 24 Kasım Öğretmenler Günü olması da yetmiyor. Öğretmen çocuğu olduğum için ben de bu gibi şeyi öğretmenin sesi olduğun için teşekkür ederim başkanım. Ve çok önemli çünkü şunu bir düşündüğümüzde bilinemeyenlerin insanlara taşınması, yani öğretmenlerin taşınması, öğretmenliğin öneminin taşınması kadar güzel bir şey yok. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Peki başkanım, 2-3 tane öğretmenimiz var. Sizi böyle alabilir miyiz hanımefendiler? Gelin gelin, hepiniz gelin. Ne güzel güzel insanlar. Çevremde sayın başkanım da güzel bir şey söyledi. Önce hocalarımızı tanıyacağız. Ben de bugün bir öğretmen çocuğu olarak başkana çok teşekkür ediyorum ki ve bütün radyocu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mavi Karadeniz TV'ye teşekkür ediyorum. Öğretmenlerin Sarıyer Meydanı'ndan dünyaya ne güzel çağrıda bulunuyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam isminiz nedir? İsmim Gülşah Övdü. Peki bu gününle alakalı neler söylemek istersiniz? Bugünle ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan bütün öğretmenlerimiz, bu işe gönül vermiş, işini severek yapan bütün öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü kutluyorum. Vefat edenleri, şehit olanları minnetle yad ediyorum. Mesleğimiz çok güzel bir meslek. Hakikaten her anlamda bizi tatmin eden bir meslek. Adım Didem Savaşer Erdoğan. Ben de Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapıyorum. Maşallah, sizin yükünüz biraz daha ağır. Bizim gençleri mi yetiştirirsiniz? Biz de 7-14 yaş grubu öğrencilerimizle, ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Hem sosyal anlamda hem de temel derslerine destek anlamında yardımcı oluyoruz. Okullarımızla işbirliği yaparak tabii bu sürecimiz ilerliyor. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu süreçte de çocuklarımızın, gerçekten şu an üniversiteye giden öğrencilerimiz bile var. Ve hepsi çok güzel bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Biz de tabii bu süreçte onları aslında çok fazla özlüyoruz. Eskisi gibi olamadığımız için küresel salgın nedeniyle. Onur Aksoy, evet. Mehmet Akif Ortaokulu'nda müdür yardımcısıyım. Öğretmenlik tabii bugün gelen mesajlar, arayanlar, soranlar sağ olsunlar. Bizi çok mutlu eden, bu 24 Kasım'ın özellikle ülkemizde işte Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmenlik verildiği gün 1981 yılından beri kutlanmakta. Biz de bunu gayet şevkle, onurla taşıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Şu anda gerçekten öğretmen arkadaşlarımız inanılmaz emek sarf ediyorlar. Öğrenciye ulaşamamak, onun gözünü görememek, temas edememek, verdiğimiz eğitimin geri bildirimini alamamak bizleri çok zorluyor. Ama buna rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hani öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyor. Ama onun arkasından pek bilinmeyen bir şey daha söylüyor. Yani o söylüyor ama biz pek bilmiyoruz. Eserinizin değeri yaptığınız fedakarlıkla doğru orantılı olacaktır diyor. Yani bugün fedakarlık günü, hepimiz için fedakarlık günü, öğretmenler için, sağlıkçılar için, hukukçular için, hepimiz için fedakarlık günü. Ama biz öğretmenler olarak bu günleri inşallah güzel bir şekilde atlatıp en kısa zamanda öğrencilerimizin gözleriyle tekrar buluşacağız. Merhabalar, Sevinç Harç, Kazım Karabekir Ortaokulu Okul Müdürüyüm. Ben de bugünle ilgili bir iki cümle kurayım. Şimdi arkadaşlarımızın söylediği her şeyi zaten ben de söyleyecektim ama en son olduğu için farklı bir şey söyleyeyim. Öncelikle baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize duayla, minnetle onları anıyorum. Onun dışında şimdi öğretmenlerimiz, hani ülkemizin öğretmenlerine değinmek istiyorum. Bence dünyanın en iyi, en güçlü eğitim ordusuna sahibiz. Bizim öğretmenlerimiz en güçlü, en donanımlı öğretmenler. Bir kere mekanik değiller. Öncelikle dokunaklılar, duygusallar, içtenler, yaşamın içindeler. O yüzden ülkemin öğretmenleri diyorum. Harikalar. Hepsinin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hem radyo programcılarımıza hem başkanımıza bizim şu süreçte insanlara, öğrencilerimize ulaşabilmek için müthiş bir araç. Radyolarımız zaten çok önemli. Ve bize bu platformda yer ayırdıkları için ayrı bir teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. Biz çocukların gözünden mahrum olduk dedi. Göz göze gelemiyoruz dedi. Bu işin en önemli tarafı bu, biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Şimdi ya içinde çok bulunduğumuz çok sıkıntılı bir süreç var şu anda. Bu pandemi hikayesi. Ben şuna çok inanıyorum.
Düşünsenize 1921'lerden söz ettik, Maarif Kongresi'nden. İçinde bulunduğum o dönemde bulunan dönem, direkt insanlar savaşın içindeler. Savaşta ölüyorlar bir taraftan ama bir mücadeleyle, özellikle öğretmenler inanılmaz bir mücadele içindeler. Bugün de öyle. Yani koronaya rağmen, her türlü yaşam riskine rağmen başta sağlıkçılar, öğretmenler ve bizim temizlik işçileri. Evet. Ya bunların hiçbir şeyle ilgili güvenceleri yok. Yaşam şeyiyle ilgili ve büyük bir mücadele içindeler şu anda. Bu müthiş bir özveri. Bir şey var yanlış yapılan. Hocam ona söyledi. Ya şu anda dünyanın gelişmiş ülkelerinde açık tutulmaya çalışılan tek şey okullar. AVM'ler kapalı, restoranlar kapalı, iş yerleri kapalı ama okullar açık. Söylediği nedenlerden dolayı. Çocuklar hiçbir yaşamlarının hangi anı olursa olsun 3 dakikada 5 dakikada o süreyi kaybetmemeli. O da kim? Evde annesi babasıyla sürekli olabiliyor. Kaybetmemesi gereken kimler? Öğretmenler. Bana göre pandeminin yenilmesinde, bu hastalığın yenilmesinde en temel faktör olduğunu hiç unutmamak lazım. Çocuklarla, öğretmenlerle. Tabii Sarıyer'de pandemi ne durumda? Ya biz şimdi diğer bölgelere nazaran şanslıyız tabii. Yani nüfus yoğunluğumuz çok fazla değil. Yeşilimiz, doğamız çok fazla. Yani bunların çok büyük ve insanlarımız daha bir bilinçli. Neye nasıl yaklaşım? Dikkat edin, şurada maskesiz yürüyen bir tane insan yok. Bunlar hep çok önemli. Yani bu bağlamda avantajlarımız var tabii. Bölge olarak avantajlarımız var. Tabii diğer bölgelere nazaran da onların uğradığı zarara biz çok fazla uğramıyoruz. Ama burada her şey o kadar hareketli ki hafta sonunda Sarıyer çok kalabalık oluyor. Akşamları Sarıyer çok kalabalık oluyor. Ben bazen yürüyorum, deniz kenarından bir tane Sarıyerli yok. Onlar da gelecekler tabii ama herkes her bulunduğu ortamın ve de özellikle de tüm insanlığı ilgilendiren bir olayı yaşıyoruz şu anda. Bu insanlığı ilgilendiren olayla herkesin sorumluluğu çok fazla. Peki başkanım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki müzik artık bir çok kötü bir sekteye uğradı. Evet. Pandemi dönemi herhalde sen de uğramışsındır. Saçlarında, saçında, başında saç kalmadı. Yok, gene ben çıkartırım onu. Espri yaptım, abi de. Evet. Sen de zaten beyaz pantolon giymişsin. Aynen beraber. Seni yırtmışlar ama beni yırtmamışlar. Gelirken şimdi köpekler vardı abi. Köpek saldırsın oradık diyoruz. Bütün sektörler, sonra, evet. Bütün sektörler yaraldı ama maalesef ki bu ülkede, ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Ne olursa olsun ilk müzik susuyor. Herkes dönüyor. Biz bunu çok yaşadık. Bir şey oluyor. 3 ay, 4 ay öncesinden bir konser almışsın. Afişleri paylaşılmış, yazıyor. Klavye delikanlısı ya. Ya böyle böyle oldu. Siz nasıl yarın konsere çıkıyorsunuz? Ya arkadaş, sen bu ülkede bir sıkıntı olduğu zaman, deprem olduğu zaman, şehit olduğu zaman, ki bu konuda benimle hiç kimse aşık atmasın. Ben birebir bu işin 15 yıl içindeydim. Asker okulu hariç. Hamasi duygularını boş yere kabartmasın, hele bana hiç kabartmasın. Sen sabah işine gidiyor musun? Gidiyorsun. O da bu sektörün işi. Hani deprem oluyor, hepimizin içi yanıyor. Çoğunu iptal ediyoruz. Ama hani bir iptal, iki iptal, üç iptal, mecburen hayatın akışına devam etmek zorundayız. Ama herkes dönüyor. Ya işte şu oldu, daha nasıl konsere çıkıyorsunuz? Kardeşim sen de sabah işe gitme. Bana belki kızabilirler dinleyenler ama hani baktığınız zaman hayatın gerçeği bu. Pandemi, bakıyorsunuz şimdi her yer, her şey dolu dolu. Müzik dursun. Durdu. 9 ay. Biz de bu dönemi aranjelerle... Merak ediyorum. Kaç konserin iptal oldu? İlk iptal dendiği gün 11 konserim iptal oldu. Arada geçirdiğim 9 aylık boş bir dönem var. Ve bu dönemde de yine bir ara açılır gibi oldu ya. Yine bir 17 konser alındı. 17 konser yine iptal oldu abi. Şimdi hadi beni geçin. Bunun müzisyeni var. Mekanın çalışanları var, garsonları var. Bu insanlar nasıl ayakta duracak? Peki mekanlar artık şey oldu işte, masan varsa gel çık. İşte sonuçta artık herkes
playback olmaya başladı. Çünkü orkestraya verecek paraları yok. İş yapamıyorlar. 100 tane mekancıdan eskiden 80 tanesi mekancıydı. 20'sinin ne iş yaptığı belli değildi. Şimdi 90'ın ne iş yaptığı belli değil. 10 tanesi mekancı olmuş. Abi yani. Ben onda yine kabahati solist arkadaşları, müzisyen arkadaşları buluyorum. Kardeşim kaliteni koruyacaksın. Bana masan varsa geldi çık diyen mekan, zaten ben öyle bir mekanda çıkmam. Hani mekanın hiçbir vasfı yok o zaman. Hani sen kalkıp da müzisyene, soliste, sanatçıya masan varsa gel. Kardeşim benim adım Ersan Er. Ben kitlemi getiririm ama sen mekan olarak zaten bir kitleye sahip değilsen öyle bir mekanda da ben çıkamam. Çıkmam. Bir kısmı arkadaşlar var öyle abi ama onlar da kendi ayaklarını sıkıyorlar işte öyle. Hani masan varsa sanki pazardan şey satıyorsun, hani domates, karpuz satıyorsun abi. Onun da iyisini bulmak lazım. İşte onun bir de iyisini bulmak lazım. İşte bunlar da masan varsa geldiğince hiç şey önemli değil. Hani ses var mı, kitle var mı, isim var mı, bir emek vermiş mi, yol almış mı? Öyle bir sıkıntı var abi maalesef. Peki bir şey söyleyeceğim. Pandemi döneminde ne yaptın? Abi 15-16 tane şarkımız geliyor. Onların aranjelerini bitirdik. Onlardan biraz. Evet. Onların aranjelerini bitirdik. O 3-4 aylık dönemde zaten stüdyoda yattık kalktık biz ekip olarak. Buradan da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok emekleri var. Biliyorsun şu dönemde artık kendi YouTube kanalımızdan çıkartıyoruz. Kendi yapım şirketimizden çıkartıyoruz. Her 15 günde bir, 30 günde bir yeni şarkılar gelecek ama bu sefer remix değil, önce akustikleri gelecek. Öyle bir sıkıntı var biliyorsun bende abi de. Remix kendiliğinden patlıyor. Akustik olan, aslında ana şarkı olan şarkı arkadan yavaş yavaş geliyor. Bunda remixleri bir 3 ay 4 ay sonra arka arkaya göndermeye başlayacağız abi. Peki aptal gibi yanlış mıydı? Evet. Ben sevince çok güzel adam olurum, kadın evet. olurum. Bari. Adam oluyorum. Adam oluyorum. Sevince kadın oluyorum. Ben de. Çünkü kadın oluyorum vokalde abi. Ben radyo programı yaptığım dönemlerde en çok çalan adamlardan bir tanesiydim. Ve bunun için de, bunun yanı sıra da bir prodüksiyon şirketinde pandemi döneminde kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptın. 2 veya 3 tane mi albüm çıkarttın? Abi, yapımcılık yaptın. Yaklaşık 4 albüm çıkarttık. Birisi yeni çıktı. Haziran Karahan, Seni Çok Sevmedim mi? O şarkı da inşallah daha bir hafta oldu. Allah çıkalı. Utandırmasın. İnşallah değerini bulacak. Ama bak çok, güzel çok bir dikkat ediyorum. Sokaktaki insan alıp müzik yapıp sundun. Altyapıları sağlandı ona. Hani o vizyon vardı, o ses vardı. Biz de aldık üstüne elbiseyi giydirdik abi. Diğeri kim? Bir Melis Sezen'imiz var. Daha 18 yaşında ama... O da seninle bir cover yaptı galiba. Evet, bir düet yaptık. Evet. Sıfır şarkıydı. Akın Zurnacı'nın. X kanallarda program yaptığım için bu arada sevgili İdris Keskinci, Allah gani gani rahmet eylesin. Kanal T'de program yaptığım dönemlerde konuk olmuştu bana. Şimdi bir de şarkı adamı geçmişti yani. Evet. Aynı tanrımda olduğu gibi işte. Akın Zurnacı diye işte anlatamıyorum şarkısı. Ya adamın ismini söyleyin bana diyorum, anladın mı yani? Abi onu ben çok sıkıntısını yaşadım. Yolda yürüyorum, trafik sıkışmış, araba yavaşlamış, içinden gümbür gümbür Tanrım çalıyor. Cam açık, şöyle bir eğildim içine doğru böyle. Yaptım, adam döndü bana. Ne bakıyorsun lan falan gibisinden böyle. Ben de şey yaptım. Eyvallah abi dedim, çektim gittim. Şarkı çalıyor. Face bilinmiyor. Sende de öyle oldu. Tabii. Ben onu işte daha sonraki dönemde açtım. Şey diyordum. Arıyordum. Merhaba ben Ersan diyordum. Ya abi kusura bakma çıkartamadım diyordu. Ya Ersan er diyordum. Ya abi kusura bakma çıkartamadım diyordu. Tanrım diyordum. Aa, abi ne yapıyorsun diyorlar abi. Öyle bir süreç geçirdik. Onu geçirdin mi hala? Var geçirdim. Mı o süreç? Yok onu %80 atlattım. Tabii ki var, yine var. 90'lı yıllardaki gibi değil televizyon. Şu anda herkes cep telefonunda biliyorsun abi. 90'lı yıllarda hem sanatçı azdı hem magazin programları, televizyon programları çok daha ağırlık veriyordu bu işe. Şimdi her gün 5-10 tane sanatçı kardeşimiz çıkıyor ama kendilerini ifade edecekleri yer az. Dolayısıyla işte Face'de ve isimle bilinmedi de biraz
Geç. Akına geleceksek akın bir şeyi anlamıyor mu yoksa işine mi gelmiyor? Yok, bazen hani anlatıyorsun bir şeyi, dönüyor tekrar baştan soruyor. Ben de şey diyorum, anlatamıyorum. Orada mı anlıyor? Orada anlıyor. Ha, olayın başı demek ki anlatamıyorum. Aynen. Ama sen mi anlatamıyorsun, o mu anlamıyor, onu da tabii ki bunu sen bu tartışmak lazım. Kendini yazmışsın diyorum. Şimdi yeni şarkılar. Artı Melih Sezen'den sonra bir kız daha çıktı. Hazinanımız çıktı. Sevgili Şeyma'mız geliyor. Refik Hoca'mız geliyor. Bülent Yağızer çıktı. Barış Bahtiyar'ımız çıktı. Arka arkaya hepsini... Bir tane daha var. Azra. Azra. Çıktı. Çıktı gitti. Ben yapımcıyım. Ben parayı alırım yaparım diyorsun. Yok. Peki parayı onlardan alıyor musun, sen mi yaptın? Biz kendimiz, kendi projelerimizi kendimiz yaptık. Yani pandemi döneminde bütün yatırımları sen yaptın. Yapım şirketi yaptı, doğrudur. Vallahi çok delice bir cesaret yani. Abi, Roma'yı da bir deli yakmadı mı? Yandı mı Roma? Yanmıştı bir zamanlar da. Hani orayı da bir deli yaktı diye biliyorum. Tam yangın demişken işte Trabzon'umuzu, Hatay'ımızı, değişik illerimizi... O zihniyetler, o küçük bir zihniyetler onlar. Yani siz ne yaparsanız yapın, derler ya senin yakacağın yer kendi çevren olur diye. Allah'ın izniyle, Allah onların, yine söylüyorum, en güzel şekilde mükafatını verecek onlara. Bela okumayayım da. Allah da verecek. Zaten herkes gönlünün, kalbinin ekmeğini yer. Bu ülkede ne yaparlarsa yapsınlar. Başka bir ülke, başka bir millete benzemez. Türk milleti ve Türkiye gerekli şekilde fazlasıyla cevabını alırlar. Bu ülkeyi kimler neler yapmaya çalıştı da hep hesap döndü, sap döndü. Keser döndü, sap döndü. Çok yerine girmeyin dedim. Sen de gaza getiriyorsun biliyorsun beni abi, sonra ama toparlayamıyoruz. Şey, Türkiye'de müzik. Bitti. Niye bitti? Bitirdiler. Kim bitirdi? İşte az önce anlattığım, şimdi eski müzisyenlere baktığın zaman abi, rahmetli Neşet Baba, rahmetli Müslüm Baba, rahmetli Azer Bülbül. Ego'dan önce müzisyenlik vardı. Şimdiki gelen tayfada müzisyenlikten önce ego var. Hani insan bir yere geldikçe, bir şeyleri başardıkça mülayimleşmesi gerekirken bizdeki bu tayfaya bakıyorsun. Ego 1500. Dönüyorsun müzisyenliğe bakıyorsun. Yok. Nasıl bu şarkı buraya geldi? Sahteyle geldi. İşte para basarak geldi. Arkadan hiç güzel şeyler gelmiyor. İnşallah Allah Türk müziğini bu insanlardan kurtarsın. Bir şey söyleyeceğim. Neşet Baba dedin. Eski şarkıları öyle insanlar söylüyor ki ağızlarına yakışmıyor. Bu söz besteciler mi? Ne diyorsunuz buna? Veriyorsunuz yani. Alıyorsun, okuyorsunuz ya. Bunlarda nasıl bir zihniyet var ki bu gibi beyinlere bunları verip alın okuyayım. Para için bunları yapıyorlar. Ya abi mesela şöyle bir şey var. Daha bundan bir yıl önce bunun çok büyük bir kavgası çıktı sosyal medyada. Birbirimize girdik. Tandırdan örnek vereyim. O şarkı orada 18 yıldır yatıyordu. 11 kişi söylemişti. Bak gene beni gaza getiriyor. Yok yani şey frene geldi. Evet. 11 kişi söylemişti. Şarkı patlamamıştı. Hatta ismini sen de biliyorsun. Bunun yorumunda sen de yapmıştık. Benim şarkım 100 milyonu geçtikten sonra, yani benim söylediğim şekli 100 milyonu geçtikten sonra ben hepsini ekran görüntüsünü aldım. 343 bindeydi bu şarkıyı daha önce söyleyen bir hanımefendi. Televizyonlara çıktı, kanal kanal şeye gezdi. İşte daha önce benim patlattığım şarkı. Lan oğlum 343 binde neyi patlattın? Bugün çocuklar bir şey atıyor, bir video atıyor. Zaten 100 bin, 200 bini buluyor. Sen sanatçı sıfatınla çıkıyorsun, 343 binde patlattım şarkı diyorsun. Şimdi Allah'tan korkum da mı yok? 100 milyon, 343 bini daha önce ben patlattım diyorsun. Ben bestecilerle şuna kızıyorum abi. Ben şarkıyı alırken, tamam o senin emeğindir, duygundur, eyvallah. Benden parasını alıyor musun? Alıyorsun. Kenara çekiliyor musun? Çekiliyorsun. Şimdi parayı ödeyen ben. Aranjesiyle uğraşan ben, klibiyle uğraşan ben, gece gündüz şarkı patlasın diye didinen ben, telefonu elinden bırakmayan ben. Bu şey gibi, en son cümleyi söyledim zaten, hepsi susmak zorunda kaldı. Çocuğu doğuran mı, büyüten mi? Ben çocuğu büyütenim abi. Peki,
Oraya gene geleceğim. Yani inanılmaz üstadların şarkılarını... Bomba bekliyorsun abi. Bomba değil. İnanılmaz şarkılarını gerçekten ağzına yakışmayacak insanlar bunu okuyor Türkiye'de. Yani ben çok büyük onlara Allah gani gani rahmet eylesin mutlaka. Hani derler ya kemikleri sızlar. Hani hiçbir zihniyet yok onları ona verirken abi, yani. Abi maalesef bizde sistem şu. Bizde parayı veren düdüğü çalar. Sanatçı mecburen hani ayakta durmak zorunda olduğu için o ağzına yakışmış işte müzikalite onlar hep ikinci planda abi. Herkes ayakta durmak için dediğin gibi ücreti mukabilinde veriyor şarkısını. Peki okuyor. Şarkılar hep playback'e döndü. Hep böyle çıkan insanlar orkestra değil de playback'le. Çünkü mekan sahibi diyor ki işte ben bunu veremem veya ben buraya kadar veririm. Anlatabiliyor muyum? Eskiden mesela tamam bir şey dediğiniz zaman tamam diyorlardı. Şimdi neredeyse enini cücüğünü bilmem nesine kadar şey yapıyor mesela menajerle fikir alışverişte vallahi bulunuyorlar. Valla onu yani. Abidin'le tartışıyorlardır. Ben hiç o şeyleri sokmuyorum. Elimden geldiğince hani şartlar bu. Ha tabii ki mekanlarda kollamak için şöyle bir şey var. Biz kendi aramızda bunun toplantılarını yapıyoruz, konuşuyoruz. Mekanın kapasitesine. Şimdi siz kalkıp da 1000 kişilik mekanla 300 kişilik mekana aynı şeyi söyleyemezsiniz. Tabii ki oraya biraz daha kolaylık sağlamak zorundasınız. Hani o da iş yapacak, o da ayakta duracak. Ama o da belli bir çizgiye kadar. Sonuçta 26 kişilik bir ekip var biliyorsun abi. Onları da ayakta tutmamız gerekiyor. Onlar hakkaniyeti ona göre kendi kafalarında kuruyorlar. Daha fazla da bu konuda işte dibine, işin çamurluğuna diyeyim, girmeye kalkan mekanlarda zaten dolu, tarih dolu deniyor, telefon kapatılıyor, özür dileniyor, geçiliyor abi. Kadir Balık'la Çat Kapı programından herkese merhaba. Dünyanın dört bir yanından ziyaret edilen Eyüp Sultan Camisi'nin hemen yakında çok güzel ve çok şık bir mağazadayız. Yanımda mağazanın sahibi İsmail Keleşoğlu var. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Öncelikle ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Gerçekten çok şık ve bayanların gelip yani saatlerce zamanını burada harcıyor diyebilirim. Evet. Öncelikle sizi daha yakından tanımak için ilk nasıl başladınız? Çünkü Tahtekale'den hani ustaların yetiştiği yerden başladınız. Biraz anlatır mısınız? Evet efendim. Yaklaşık 25 yıldır bu sektörde mağazacılık yapıyoruz. Toptancılık ve perakendecilikten gelmeyiz. Bunların haricinde burayı açalı yaklaşık 3 ay gibi bir zamanımız oldu. Eyüp Sultan'da çünkü böyle bir yere ihtiyacımız vardı ve müşterilerimizin de ihtiyacı vardı. Eyüp Sultan Camisi'nin yakınlığında Fahri Korutürk Caddesi'nde yerleşiyor burası. Peki en çok turist mi sizin müşteriniz yoksa yerli? Şu anda tabii ki yerli müşterilerimiz çoğunlukta. Bu malum pandemiden dolayı turistlerimizin ayakları bayağı bir kesildi. Onun haricinde şu anda hizmet verdiğimiz oran %80 oranında yerli müşterilerimizdir. Bayanların en çok tercih ettiği bayanlar tabii ki buraya geldiklerinde özellikle çeyiz setleri konusunda kendilerine yardımcı oluyoruz. Yemek takımıydı, tencere setiydi, çatal kaşık takımıydı, kahvaltı setleri gibi ürünlerimizi kendilerine tanıtıyoruz. Ve tabii çok olumlu geliyor bunlar. Modellerimiz ve fiyatlarımız çok makul geliyor kendilerine. Bundan sebepten dolayı bu şekil satış yapıyoruz. Peki yeni evlilik çiftlere özel kampanyalarınız tabii, var mı? Tabii bizim A'dan Z'ye yeni evlenecek çiftlere verdiğimiz çok özel çeyiz paketlerimiz var. Mesela geliyorlar biz yeni evleniyoruz onlara indirim yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz. Yani adettendir bilirsiniz yeni yuva kuracaklara muhakkak her türlü indirim yapılır. Biz de elimizden geldiği kadar indirimini yapıp
müşterilerimizi memnun ediyoruz. Şimdi ürünler çok, hepsi birbirinden güzel. Bayanlar da kararsız kalıyorlar. Sizi zorluyorlar mı, yoruyorlar mı? Tabii biraz oluyor. Bir de bu ürünler yeni evlenecek çiftler biraz böyle ağdan yani inciğini boncuğunu da araştırma yaptıkları için yani az bir şey zorlanıyoruz ama sonunda hepsi memnun olarak gidiyor. Peki hafta içi mi daha çok yoğunsunuz, hafta sonu mu? Burası genelde hafta sonları çok yoğun oluyor. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar. Malum Eyüp Sultan'ın yakınında camiyi olduğumuz için camiyi ziyaret eden müşterilerimiz oluyor. Bundan dolayı hafta sonları daha yoğunuz. Çok fazla ayak müşteriniz var. Peki bu sizin için avantaj mı? Bir yandan tabii avantaj, bir yandan dezavantaj. Çünkü dediğiniz gibi ayak alışkanlığı çok olan bir yer, çok olan bir cadde burası. Biz memnunuz. Memnunsunuz. Ne güzel. İşinizi severek yapıyorsunuz. Tabii. Peki bu işlerin yani püf noktası nedir? Yani yıllardır 25 yılınızı bu işe vermişsiniz. Püf noktanız nedir? Öncelikle tabii müşteri memnuniyeti en önde geliyor bizim için. Satış sonrası hizmet de çok önemli. Gelen müşterilerimizin çoğuna güzel bir şekilde ürünlerimizi tanıttıktan sonra genelde hepsi çoğunlukla çok memnun kalıyor ve tavsiye de ediyorlar bizlere. Yeni evli çiftler için çeyiz paketiniz var. Onun için neler dahil? Tabii efendim, hemen şöyle tanıtımını yapalım size de. 12 kişilik yemek takım veriyoruz ve çeşidimiz inanılmaz fazladır. Bunların tamamında desen ve garantisi de vardır. Kesinlikle 5 yıl parça garantimiz vardır. 18 parçadan oluşan, içinde her şey olan komple bir çelik tencere seti veriyoruz. Bunun yanında 12 kişilik misafir çatal kaşık takım veriyoruz. Kahvaltı takımlarımız var. Çeliklerimizin haricinde dörtlü granit tencere setlerimiz var. Misafirlik takımın haricinde günlük yemek takımı veriyoruz. Gene misafir çatal kaşığın haricinde günlük çatal kaşık takımları, bıçak setleri, su takımları, A'dan Z'ye her şeyi veriyoruz. Müşterilerimizi açmış olduğumuz yeni mağazamıza bekliyoruz. Yeni evlenecekleri bekliyoruz. Evini yenileyecekleri bekliyoruz. Hepsi... Yeni ev kuran, yuva kuran herkesi bekliyoruz. Evet. Peki, Türkiye, Almanya, Hollanda, Amerika ve ülkeler. Şimdi Türkiye'de pandemi durdu müzik. Bazı ülkelerde müzik devam ediyor. Peki oradaki Türk geceleri olsun, kulüpler olsun, yani uçuşlar da açıldı. Orada şöyle bir çekince var abi. Tabii onlar da tam kapasite çalışamadıkları için acaba kaşeyi kurtarır mıyız? Hani zarar eder miyiz diye bir korku var. Daha işte bir hafta önce yine bir Almanya, sevgili Ayhan Kordoğan abimiz de, o da çok güzel şarkılar yaptı. En son Yaralıyım'ı çıkarttı. Hesap tamamen şey üstüne, hani isteniyor, sahne isteniyor, konser isteniyor ama onların şartları da şu anda çok zor. %50 kapasiteyle çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. İşte uçak bileti, konaklama, kaşe falan binince üstüne onlar da ister istemez şeyin hesabını yapıyorlar. Kurtarır mıyım, zarar mı ederim? Ondan dolayı şu dönem biraz yurt dışı konserleri dolandı. Peki bundan sonraki projeler neler? Yeni şarkı var mı artık? Programın sonuna doğru geliyoruz. Toparlanması yeni şarkılar var abi. Şarkının adı ne? Abi Kıyamam geliyor. Şarkı sözleri devamı sana ait, doğru mu? Yok, şarkı sözleri sevgili Akın Zurnacı'ya ait Kıyamam'ın. Arkasından Nafile geliyor, Aşkım geliyor. Her 15 günü 20 günde bir artık sürekli ürettiklerimizi, sevdiklerimizi buluşturmaya çalışacağız. 16 şarkımız var bu şekilde. Yine Digiline'de olan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin şarkıları var. Onlar yine işte 3 ayda 4 ayda bir yeni şarkılarını üretecekler. Yeni şarkılar yapılacak, çıkacaklar. Biz müzik susmasın diye elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Peki klipler ardı ardına geliyor diyorsun ya. Ama ben klibi sevmiyorum biliyorsun abi. Eskiden klibi çevirecek ekranlar vardı. Şimdi 1-2 tane var. Çoğu dijital. Artık bir sanatçı olarak sonuçta onun o sınıfa girdin sen. Sende böyle bir bakış açısı var mı? Ya benim klibim akustik olsun, çok önemli değil maliyet. Ama bakıyorsun adam diyor ki 50 bin lira harcadım, 100 bin lira. Bir klipler seyreniyorum abi. Hiç 50 binlik, 100 binlik klip değil biliyor musun? İşte onlar ya benim abi. Aleyna kızıma nehirle desem ki şu klibi çek. Tek kamerayla şeyle tek o nedir o
telefonla çekerler yani. İşte o dediğin yerde abi egolar, sanatçının egoları devreye giriyor. Ben klip çekilirken de biliyorsun böyle hani biraz böyle çekingen, böyle çok da o şeye girmek istemeyen bir yapım var. Aptal Gibi Remix, klipsiz. Şu anda 4 milyona gelmek üzere. Reklamsız, klipsiz. Tabii ki maliyetleri aşağı çekmek gerekiyor. Ama bu klip sektörü de bir sektör. Aç kurtlar da var. İşini düzgün yapanlar da var. Sanatçının da o egosundan, ben yine burada hatayı sanatçıya buluyorum. Kardeşim o egodan çıkacaksın, 50 bin alıp klip. Hani sen sonuçta busun. Hani Brad Pitt, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Sen Brad Pitt değilsin. Sen yapmışsan güzelce yorumunu, şarkını söylemişsen, aranjesini çok güzel bir şekilde yapılmışsan, yaptırmışsan, güzel bir görsel koyarsın. Onu insanlara o şekilde ulaştırırsın. Peki Ersancığım, programa gelişine çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda da beyaz pantolon giyersen sevinirim. Son neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederim. Her zaman sen benim canımsın. Bana, ailen de canım, sen de benim canımsın. Cansın abi, sağ olasın. Bana yer verdiğin için, zaman ayırdığın için. Herkesin her şey gönlünce olsun. Herkes kendine çok iyi baksın. Bu zor dönemi hep beraber inşallah bir şekilde atlatacağız. Konserlerde görüşmek üzere diyoruz abi. Peki ben de diyorum ki Ersen'e çok teşekkür ediyorum. Kadir Balık'la Çat Kapı. Bakalım diğer haftalarda kimleri konuk alacağız, nerelere gideceğiz? Sevgili Aysen Nazim, gerçekten benim çok değerli bir dostum. Azerbaycan'da çok kaliteli sunucu ve inanılmaz güzel bir oyuncu. O da hoş geldin. Onunla abi. Beraber, evet program içerisinde evet. Beraberiz onunla. Onunla beraber nerelere, kimlere misafir olacağız, bakacağız. Onun için bu haftalık bu kadar. Kalın sağlıcakla efendim.